Aziz cemaatimiz, değerli gençler, hanımefendiler, sevgili çocuklar, Hollanda Diyanet Vakfı Mescid-i Aksa Camii'nden hepinizi selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere ibretlik günler yaşıyoruz. Koronavirüsü Kabe'yi tavaf edenden, cami cemaatinden, işçi işinden, öğrenci okulundan, insanları vatanından ayırdı. Bu olumsuzlukların üstesinden sabırla, metanetle ve kendimize dersler çıkararak inşallah geleceğiz. İslam tarihinde zaman zaman salgın hastalıklar olduğunda prensip olduğun yerde kaldır. İşin uzmanlarını dinleyerek, tedavi gerekiyorsa tedavi olarak, evde kalmak gerekiyorsa evde kalarak, ikincisi dua ve sabırla, namazla Rabbimize sığınacağız. İki cihan güneşi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yarattığı hiçbir hastalığı tedavisiz bırakmamıştır, buyurulmuştur. İnşallah bu virüse de, bu hastalığa da bir çözüm bulunacak. Şunu biliyoruz ki, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evlerimizde kaldığımız bu günlerde kendimizi maddi ve manevi kirlerden temizleyelim. Zamanımızı boşa geçirmeyelim. 5 vakit namazımızın yanı sıra duha, evvabin ve teheccüd namazlarını da kılalım. Kur'an-ı Kerim okuyalım, dua edelim. Az sadakanın çok belayı def ettiğini unutmayalım. Şükredelim. İstif etmeyelim, ikram edelim. Lokmamızı paylaşalım. Hayır yapmaya devam edelim. Bu günler de geçecek. Ancak tarih istif edenleri, tarihi geçmiş ürünleri satanları unutmayacak. Dünya hayatını düzeltmeden, dünya hayatını yoluna koymadan öbür alemin de düzelmeyeceğini bilelim. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, sabrederek, namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurulmuştur. Sabreden zafere ulaşacak. Değerli kardeşlerim, doğrusu muhtaç olduğumuz, ancak az yaptığımız bir konu hakkında sizlere özet bilgi vermek istiyorum. Bu duadır. Çok muhtacız, ancak az yapıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dua ibadetin ta kendisidir buyurmuştur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum, bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyurmuştur. Karşılıklı davet ve icabetin neticesinde hem kulun mutluluğu hem de Rabbin hoşnutluğu ortaya çıkar. Ne için yaratıldığımızı, neyle görevli olduğumuzu dua sayesinde öğreniriz. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. De ki, duanız olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin? Dua kulluğun göstergesidir. Dua iyiliğin anahtarıdır. Dua samimiyet ister, ciddiyet ister. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin buyurmuştur. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmiyor. Dualar samimi olacak. İki cihan güneşi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasını hem bu dünya için hem de öbür alem için yapmıştır. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Bize hem bu dünyada iyilik ver hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmiş
bizim de bu duayı sık sık yapmamızı öğütlemiştir. Diğer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, dua başa gelen ve gelmeyen bela ve musibetlere karşı fayda sağlar. Ey Allah'ın kulları, duaya sarılın buyurulmuştur. Dua sadece kara günün değil, aynı zamanda iyi günün de dostu olmalıdır. Dua ederken Müslüman bencil davranamaz. Duayı yaşadığımız ülke, şehrimiz, komşularımız, ailemiz ve bütün insanlık için yapmalıyız. Peygamberimiz, kişi din kardeşine gıyabında ettiği dua makbuldür. O kişinin yanında duasına amin diyen bir melek bulunur. Din kardeşi için istediğin hayrın bir mislini Allah sana da versin diye dua eder. Sürekli okuduğumuz Fatiha suresinde de biz sonunda amin deriz, dua ederiz. Allah dostları, şairler hep duaya sığınmışlardır. Üstad Necip Fazıl duasında ağlayın, su yükselsin, belki kurtulur gemi. Anne, seccaden gelsin, bize dua et emi. Demiş, annesinden dua istemiş. Bir namazın, bir dua, bir de eski seccade. Hepsi bu kadar işte benim sermayem. Evet, sermaye bu. Sermayesi dua olan inşallah kurtulacak. Dua, dua, eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış, gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Yüce Rabbimiz bizi duadan mahrum eylemesin. Duası kabul olan kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, aziz cemaatimiz, inşallah başka bir sohbette buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.